O incecik ucu gözükmeyen ipi minik iğnenin deliğinden geçirme azmini ve başarısını gösteren kadınlar. İş hayatında olsun, sosyal hayatta olsun her şeyi tüm detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar planlama kabiliyetine sahip ve detaylardaki hassaslıkları sayesinde de birçok işte başarılı olabilmiş kadınlar. Tabii ki bu kadınlar elbette başarısız olan, başarılı olan hiç fark etmiyor. Bütün kadınların ortak bir özelliği var. Nedir? Bütün kadınlar hassastır. Bütün kadınlar gerçekten ince fikirlidir. Ve bütün kadınlar işledikleri her konuda, üzerine aldıkları her sorumlulukta en ince ayrıntısına kadar düşünebilme kabiliyetlerine sahiplerdir. Ben profesyonel iş hayatında da birçok kadınla çalıştım ve birçok kadının gerçekten de büyük bir hassasiyetle, büyük bir titizlikle bütün işlerini yürüttüğünü gözümle şahit oldum. Tabii ki erkekler burada alınmasınlar ama biz erkekler biraz daha sonuca odaklı çalışan insanlarız. Daha çok sonucu görüp o sonuca ilerlemek için kararlar alarak hızlı çalışmak isteyen insanlarız. Ama kadınlar elbette sonucu planlıyorlar ama sonuca giden yoldaki her bir taşın ayrıntısını tek tek inceleyip irdeliyorlar. Bu gerçekten de iş hayatında, profesyonel hayatta inanılmaz faydalıdır. Dikkat ederseniz birçok şirketin en kritik ve en önemli pozisyonlarında zaten kadınlar çalışır, büyük şirketlerin. Örnek vereyim, e-ticaret. Şimdi e-ticaret dediğiniz zaman Türkiye'de aklınıza gelen iki tane firma söyler misiniz? Size 5 saniye veriyorum. 5 saniye düşünün. Bir, Trendyol. Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu, bir kadın. İki, Hepsi Buradan. Hepsi Buradan'ın yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner. Şimdi bu iki hanımefendi, bu iki başarılı iş insanı bir kadın olarak ve bir bilge olarak, bir iş insanı olarak yaptıkları işlerde, kurdukları işlerde ne kadar başarılı hale gelmişler, neler yapmışlar, bu başarıya ulaşmak için hangi yollardan geçmişler? Tabii ki cinsiyetçilik çok iyi bir kavram değil, hoş değil. Yani cinsiyetçiliği yapmak gerçekten de basit insanların işi. Yani erkek egemenliği, erkeğin egemen olduğu her alanda kadın çok daha başarılı olabilir. Ben bunu yıllarca gözlerimle görebildim. Bizim iş yerimizde de, bizim şirketimizde de kadın çalışanların hassasiyetliği ve gerçekten de titiz çalışma özverisi bize daha çok başarılı olmamıza olanak tanıyor. Şimdi ben gözlemliyorum ve çok fazla mesaj alıyorum, e-mail alıyorum, telefon alıyorum ve şöyle bir istatistik yapıyorum kendi kendime. Bizi kaç tane kadın arıyor? Bize kaç tane kadın e-mail gönderiyor? Bize kaç tane kadın eğitim satın alıyor ya da eğitimleri izliyor ya da YouTube'a abone olmuş? İnanılmaz düşük biliyor musunuz? Yani şu YouTube'da, şu videoyu izlediğiniz YouTube'daki kadınların oranı bile %15. Yani bizim e-mail aldığımız, bizim iletişim kurduğumuz, bizim e-ticaret yapmak isteyen kadınlar noktasında iletişime geçtiğimiz kadın sayısı da belki %5, %10. İnanılmaz düşük, çok düşük. Ama size şöyle söyleyeyim. Ben hayatım boyunca yani şu e-ticaret platformunda Amazon olsun ve Türkiye pazar yerleri olsun tanıdığım, iletişime geçtiğim 10 bin tane erkek varsa ve bu 10 bin tane erkeğin 500 tanesi başarılıysa 10 tane kadının da 5 tanesi başarılı. Yani başarı oranı kadınların daha yüksek. Bakın altını çiziyorum, erkekler alınmasın. Bu tamamen gerçekten kadınların bir işi yapmaya karar verdikten sonra başarılı olma oranıdır. Yani %50, %40 bu oranlar çok ciddi oranlar. Şimdi biz tabii ki erkekler olarak tabii ki araştıran insanlarız. Biz de her şeyi olduğu gibi kabul eden insanlar değiliz. Biz de emek veriyoruz, biz de çalışıyoruz, biz de başarılı oluyoruz. Ya baktığınız zaman dünyanın en zengin insanları da erkeklerden oluşuyor. Tabii ki bizim kafa yapımız daha farklı işliyor. Biz sonuca daha hızlı gidebiliyoruz. Ama kadınlar daha titiz ve daha ince çalıştıkları için bu işte daha başarılı olabiliyorlar. Ve bizim e-ticaret platformlarında yapmış olduğumuz satışlar, e-ticaret işlerimiz, bütün pazarlama süreçlerimiz, her şey aslında sonuca hızlı gitmeyi göstermiyor. Yani sonuca hızlı gitmek bizi başarılı kılmıyor. Bizim işimiz de ince eleyip sık dokumak ve gerçekten büyük bir titizlikle çalışmak daha fazla başarı getiriyor. O yüzden ben kadınların bu işe daha fazla asılmasını, bu işe daha fazla kafa yormasını ve daha fazla bu işin farkında olmasını istiyorum.
Ve gerçekten kendi hayatlarını kazanabilirler. Sabah 9, akşam 5 mesailerinde çalışmaktan kurtulabilirler belki. Hani herhangi bir şey yapabilirler, herhangi bir şey satabilirler, kendi ürettikleri ürünleri satabilirler. Bakın, örnek veriyorum, hepsi burada kadın girişimcilere komisyon indirimleri uyguluyor. İşte birçok marka, birçok firma kadın girişimcilere özel fiyatlar sunuyor. Keza Trendyol'da yine kadın girişimcilere özel sundukları kampanyalar var. Yani aslında kadın girişimcilere çok fazla avantajlar var. Devletimizin verdiği, KOSGEB'in verdiği kadın girişimcilere özel krediler var. Karşılıksız, bedelsiz hibe krediler var. Yani kadın girişimciler aslında çok fazla destekleniyor. Ama nedendir bilmiyorum ve gerçekten bunun sebebini de bilmiyorum. E-ticaret konusunda özellikle, yani günümüzün en popüler işi olan e-ticaret konusunda kadınlar çok fazla girişimci değiller. Yani çok fazla bu yöne kendilerini kanalize etmemişler. Yani bilmiyorum, bu iş erkek işi diye mi düşünüyorlar ya da farklı bir sebep mi var bilmiyorum ama ben bu işi aslında desteklemek istiyorum. O yüzden bizim web sayfamızda normalde sizin 69 dolar aylık erişebildiğiniz ya da 3 ay boyunca 169 dolar para vererek aldığınız eğitimleri ben bütün kadın girişimcilere ücretsiz vermek istiyorum. Ücretsiz bunu sunmak istiyorum ve sonuna kadar desteklemek istiyorum. Bütün kadınlar, yani bu işi yapmak isteyen, bu işe kafa yormak isteyen bütün kadınlar gelsin. Bizim eğitimlerimizi, web sayfamızdaki o eğitim içeriklerini, ki o eğitim çok ciddi bir birikim arkadaşlar. Yani 60 saate yakın bir video içeriğinden bahsediyorum. Sürekli güncellenen bir hazır satan listelerden bahsediyorum. Bunların hepsine normalde yani şu an 3 ay boyunca 169 dolara erişilebiliyor diye herkes buna abone olabiliyor. Ama ben kadın girişimcilere bu 3 aylık eğitimi ücretsiz vermek istiyorum. Yani aslında 3 ayla da sınırlamak çok istemezdim ama hani belli bir adı olsun diye bunu aslında yapmak istiyorum. 3 ay boyunca erişsinler, ücretsiz olarak izlesinler, bu işi öğrensinler, bu işi başlamak için para harcamasınlar. Bu işe başlamak için harcayacakları parayı sermaye olarak kullansınlar. En azından bir meslek öğrenmiş olsunlar. Hiç fikri olmayan, cesareti olmayan kadınlar bu işe bir an önce atılmaya başlasın. Amacım ve isteğim bu esasında. O yüzden sizden bir isteğim olacak sadece. Tabii bunu YouTube'da ve diğer mecralarda yayınlama hakkını bana vermeniz gerekiyor. Bir tane video çekmenizi istiyorum. Yani normal telefonunuzun ön kamerasını ya da arka kamerasını açın. E-ticarette yapmak istediklerinizi, hayallerinizi, bir kadın girişimci olarak hangi platformlarda yer almak istediğinizi kısaca anlatın. Çok kısa olabilir, 30 saniye bile olabilir, 60 saniye bile olabilir. Hiç fark etmez. Bunu bize gönderin. Nasıl göndereceğim derseniz de bu videonun altında bir açıklama yer alacak. O videoları bize nasıl ulaştıracağınızı ben orada size bir link bırakıyor olacağım. Oraya tıklayacaksınız, bu videoları yükleyeceksiniz. Daha sonra biz bu videoları derleyeceğiz, toparlayacağız. Bambaşka bir video haline getireceğiz. Yani örnek veriyorum, 100 tane video geldiyse bize o 100 tane videoyu düzenleyeceğiz ve YouTube'da ve çeşitli platformlarda reklam da yapabiliriz. Yani sosyal medyada da kullanabiliriz. Her yerde bu videoları yayınlayacağız. Neden biliyor musunuz? Kendi reklamımızı yapmak için değil. Tamamen kadın girişimcileri motive etmek için ve kadın girişimcilerin e-ticareti öğrenmeleri ve e-ticareti öğrenmek için para harcamadan öğrenmelerini sağlayacağız ve bunun için de bu kadın girişimcilere, potansiyel kadın girişimcilere bu videoları ulaştıracağız. İzlemelerini sağlayacağız reklamlar aracılığıyla. Yani sizin yaptığınız aslında sadece kendinizin eğitimi değil, bir başka insanların da ikna olması için faydalı bir girişim olmuş olacak. Bunu yapan, bunu gönderen herkes bu 3 aylık eğitim içeriğine sahip olacak. Dolayısıyla videoyu çektikten sonra zaten formda göreceksiniz. İsim, soyisim ve e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgilerinizi isteyeceğiz sizden. Bu bilgileri doldurmuş olacaksınız. Video bize geldikten sonra biz videoyu açıp bakacağız. Tamam diyeceğiz. Ondan sonra size bir e-posta göndereceğiz. 3 ay boyunca tuger.us web sitesindeki eğitim içeriklerine ücretsiz bir şekilde erişmeniz sağlanmış olacak. Yani umarım faydalı olur ve umarım gerçekten de bu işi yapmak isteyen, bu işe hevesli insanları tetiklemiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de çok az, yani inanılmaz az kadın girişimci var. En azından e-ticarette. En azından bize gelen, öyle söyleyeyim. Fakat örnek de verdim. Trendyol'un başındaki ve Hepsi Burada'nın başındaki iş insanları birer kadın. Sonuçta bu size bir ikna olmanız için bir sebep olabilir. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Gerçekten yapabilirsiniz. Yani yapamamanız için bir sebep yok. Yani ben tek bir sebep düşündüm.
Bu işe bütçe ayırıp sonuçta Amazon olsun, diğer e-ticaret platformları olsun, bu tarz eğitimler hep ücretli. Belki ücret verememiş olabilirsiniz. Belki bu sizi ikna etmeyen bir sebep olmuş olabilir. Ben bunu ortadan kaldırmak amacıyla hani herkes erişsin, herkes gelsin, tüm kadınlar küçük bir video çeksin, bir motivasyon videosu. Örnek veriyorum, ben işte internette takı satmak istiyorum. Ben internette ayakkabı satmak istiyorum. Şöyle hayallerim var. Amacım bu. Umarım bunu gerçekleştireceğim. Ya da geçmişte şunu denedim, başarısız oldum. Ya da şu an şunu yapıyorum gibi. Kısa böyle bir video çekin, kendinizi anlatın. Tamamen samimi olun ve bunu internette, YouTube'da kullanacağımızı da unutmayın. Zaten o formu doldururken de buna izin vermiş olacaksınız. Ve hem kendinize bir şeyler katmış olun, bir noktadan başlamış olun, hem de diğer bu videoyu hiç izlememiş olan, bu işlerden hiç haberi olmayan kadınlara da mesajınızı ulaştırın ve o kadınlar da bu mesajı dinledikten sonra onlar da ikna olsunlar, onlar da gelsinler ve onlar da hiçbir ücret ödemeden bu eğitimleri alsınlar istiyorum. Tekrar görüşürüz. Yorumlarınızı da bu videonun altına bırakabilirsiniz. Ben vaktim oldukça cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.